hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Ameliyattan sonraki halimi çok merak ediyorum. Heyecanlıyım yani, görmek istiyorum sonrasını. İnşallah güzel geçer ameliyat. Teşekkür ederim. Baby you give me ice and fire. You giving me wind. Küçük yerde başlıyor. Şekillendirme yaparken benim geliştirdiğim teknikte kıkırdak kesme, kıkırdak çıkarma işlemleri yapmıyoruz hiç. Evet. Kıkırdağın doku bütünlüğünü koruyarak yerinde görerek dikişlerle şekillendirme. Görerek dikişlerle şekillendirmeler yapacağız. Ve bu şekillendirmelerde de olabilen en natürel neticeyi sana ve diğer hastalarımıza vermiş oluyoruz. Çünkü kıkırdak kesmediğimiz zaman yaratılışa en benzer, en uygun şekilde değişiklikler oluşturabiliyoruz. Böylece de gerçekten çok doğal sonuçlar ulaşıyoruz. Kulak içerisinde de Y harfi şeklinde katlantıları oluşturmak gerekiyor. Çünkü yaratılış o şekilde. Evet. Kulak içerisindeki Y harfi şeklindeki katlantıyı oluşturduğumuz anda çoğu insan ya da hiç kimse senin kulağının sonradan yapılmış olduğunu anlayamayacak. Bizim bu şekillendirme işlemlerimiz bittiğinde kulak arkasına yaptığımız kesiyi kendiliğinden eriyen estetik gizli dikişlerle kapatacağız. Dikiş alınması gerekmeyecek. Bu dikişler yaklaşık olarak işte düğüm kısımları dışarıda olacak. 3 hafta içerisinde eriyecekler ve düşecekler. Bizim uyguladığımız teknikte kulak arkasına pansumana lüzum olmuyor. Sen 2 gün sonra kulağını açtırdığında, kulak arkasını temizlettiğinde ondan sonra sadece banyoda yıkarken nazik bir şekilde dokunman, temizlemen yeterli olacak. Ameliyattan sonra sana antibiyotik ve ağrı kesici reçete edeceğiz. Bu ilaçların antibiyotiğini özellikle düzenli olarak kullanırsan %99.9 en korktuğumuz enfeksiyon riskiyle de karşılaşmayacağız. Ama ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Şimdi sen mesela uzaktan geliyorsun, Antalya'dan geliyorsun. Evet. Kafana takılan bir şey oldu. Kulağında bir şişlik oldu ya da bir yerinde bir damla, bir sivilce gibi akıntı oldu. O durumda yapman gereken şey hemen kulağının vesikalı fotoğraf çekiliyormuş gibi önden, arkadan, sağdan, soldan resimlerini çektirip bize göndereceksin. Biz bakacağız resimlere. Çoğunlukla resimlerden kulakta bir problem var mı, ameliyatta bir sorun var mı, yok muyu anlayabiliyoruz, yakalayabiliyoruz. Eğer işin içinden çıkamazsak resimlerle, ya hadi kardeşim gel bakalım günübirlik bir seni görelim ya da bir video görüşme yapalım, görüntülü görüşme yapalım diyebiliyoruz. Yani gittiğinde de kendini sahipsiz hissetmemen lazım. Bize her halükarda ulaşmalısın, kafana takılan bir şey olursa sormalısın. Kendi başına çözmeye çalışmamalısın. Çünkü bazen hastalar kendi başlarına bazı şeyleri çözmeye çalışırken daha fazla zarar veriyorlar. En kötü olasılık bize bir resim gönderirsen biz soru işaretlerini ortadan kaldırmaya gayret ederiz. Ameliyattan sonra kulağını ilk açtığımızda şişlik göreceğiz, kızarıklık göreceğiz. Morluk nadir gördük ama diyelim onu da gördük. Bir hafta 10 gün içerisinde geçer bunlar. Seni muayene ederken saç bandını gündüzde kullanayım mı diye sormuştun. Evet. Benim uyguladığım bu teknikte saç bandını kullanma nedenimiz uyurken özellikle istemsiz hareketlerle kulağına ya da ameliyata zarar vermeni engellemek. Onun için gündüz kullanımına gerek yok diyorum ben. Çünkü kötü yapılmış bir ameliyatı saç bandını sen aylarca da kullansan yine neticesi kötü olacaktır. Yani saç bandı ameliyatı daha iyi hale getirmeyecek. Ama sen görsel olarak ya hocam kötü görünür işte kamufle etmem gerekir, saklamam gerekir açısından düşünüyor isen evet. Hafif bir bere kullanabilirsin, yine saç bandı kullanabilirsin. Ama 24 saat üzerinde kalmasın ki pişiğe neden olmasın. Yine arada havalandırmanı öneririm. İçeride anlattığım gibi. Yani bizim tekniğimizde saç bandını uyurken kullanacağız. Uyurken istemsiz hareketler kulağa zarar vermemek için. Amacımız hep bu olacak. Şimdi sen yine uzakta olduğun için bizim işte rutin kontrollerimiz 3 ay sonra, 6 ay sonra ve 1 yıl sonra. Bunlara fiziki olarak gelemeyebilirsin. Bazen yurt dışı hastalarında da bu sorunları yaşıyoruz biz.
eğer kontrole gelemeyecek gibi olursa yine bu bahsettiğimiz zamanlarda yani 3 ay sonra, 6 ay sonra ve 1 yıl sonra bize resimlerini göndermelisin ki kabaca da olsa biz oradan kontrolümüzü, değerlendirmemizi yapalım. Eğer bir problem görüyor isek bak şunu şöyle yapmalıyız diye seni yönlendirebilelim. Yani her halükarda resimle dahi olsa kontrolleri aksatmamamız gerekiyor. İlk bir yıl hekimin olarak, doktorun olarak seni, diğer hastalarımı hep kontrole çağırıyorum. Birinci yıldan sonra doktor kontrolünü artık bitireceğiz. Senede bir Ali Hoca, Ali abi ziyareti yapacaksın. Ali amca dersen oyarım seni. Yani senede bir büyük ziyareti yapacaksın, hal hatır soracaksın ki yaşlandığında senin de halini hatırını sorsunlar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Sağ kulağını bitirdik Veysel'in. Veysel de gayet beğendi. Hatta Veysel'in yorumu yine ona da sorarsın sen dış ses. Hocam resimlerde, videolarda çok yakın görünüyordu ama canlı bakınca o kadara yakın görünmedi diye söyledi bana. Şimdi evet. İkinci kulağın, sol kulağın şekillendirmesine geçtik. Sol kulakta da yine kulak içerisindeki Y harfinin küçük bacağını oluşturduktan sonra şimdi Y harfinin ikinci bacağını, şunu katlantıyı yapacağız, şu kısmı. Önce şunu yaptık, şimdi bunu yapacağız. Y harfinin kuyruğunda zaten bir sıkıntısı yok. Böyle devam edeceğiz. Bir yandan müziğimizi dinlemeye devam ediyoruz. Veysel sıkılıyor musun? Ne durumdasın? Sohbet muhabbet güzeldi. Müzik de iyi geliyor. Yani eğlence şu an sorun yok. Çok güzel geçiyor ameliyat. Teşekkürler. Videolarda izlediğin kadar rahat mı? Videolardaki gibi korkunacak bir şey yok. Biraz tereddüt ediyordum ama çok rahat geçiyor. Hiç ağrısızlığı hissetmedim. Gayet güzeldi. Süper. Evet arkadaşlar, şimdi biz kulağı yapıyoruz. Şimdi hastamız da siz de ilk gördüğünüzde ya bu kulak ne kadar yapışık olmuş, böyle kulak mı olur diyorsunuz. Sanki biz bilmiyoruz, siz çok iyi biliyormuşsunuz gibi. Arkadaşlar, kulak ameliyatlarını yaparken binlerce kulak ameliyatı yapan bir hekim olarak başlangıçta kulağın esneme potansiyelini göz önünde alarak biz olması gerekenden daha yakın yaparız. Bu kulak yavaş yavaş açılır, esner, 3 ay içerisinde tam olarak oturur ve bizim istediğimiz final halini, natürel halini o zaman alır. Elbette biz de biliyoruz sizin gibi bir kulak bu kadar yakın olmaz. Ama bu kulak bu kadar yakın kalmayacak. Esneme payı var. Onun için ne olur sabır gerektiğini sizler de bizi takip eden saygıdeğer takipçilerimiz olarak lütfen bilin. Biz her hastamıza bunu anlatıyoruz. Ameliyat ettiğimiz, muayene ettiğimiz her hastaya. Kulağın başlangıçta yakın olacağını, yavaş yavaş açılacağını, esneyeceğini ve 3 ay içerisinde de final halini, doğal halini, natürel halini alacağını anlatıyoruz. Değil mi Veysel? Sana da evet. Anlatmıştık. Bende de aynı aklımda o soru vardı ama öğrendim. İçimde herhangi bir karışıklık ve düşünce kalmadı. İnşallah takibimizde de bu kulakların esnediğini göreceğiz ve daha natürel final hale ulaşmış olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı olsun Veysel. Teşekkür ederim. Eyvallah.